her şey sevgilim olacak o pisliğe. Ona neden böyle hitap ettiğimi anlayacaksınız. Sürpriz doğum günü partisi hazırlamamla başladı. Burası birlikte yaşadığımız ev. Hı, bu saftirik de ben. Kendi evime hırsız gibi giriyorum. Çünkü Soner beni hala annemlerin yanında Bursa'da zannediyor. Güya annem hasta ve ben onunla kalmak zorundayım. Ne o? Sürpriz yapacağım. Şu halime bakın ya. Olacaklardan habersiz, nasıl mutlu, nasıl heyecanlıyım. Harbi safım ben. Şu hazırlıklara bütün maaşımı yatırdım resmen. Pastası, süsü, püsü, hepsi beyefendinin sevdiği çeşit. Ne o? Onu mutlu edeceğim. Asıl bomba arkadaşlarımızı da çağırma. Mutluluğumuza şahit olsunlarmış. Olacaklar. Cansu kuzenim. Deniz çocukluk arkadaşım. Cansu'nun sevgilisi Levent. Diğerleri Soner'in arkadaşları. Onları bir daha görmeyeceğiniz için tanıtmama gerek yok. Şu an Soner'le konuşuyorum. Çok akıllıyım ya. Acil evden bir şeye bakmasını istedim. Geliyor mu diye teyit ediyorum. Pek gelmek üzere. Ezgi? Evet. Gördüğünüz gibi asıl sürprizi o bana yaptı. Ve ben böylelikle yalnız, mutsuz, bol gözyaşlı günlerime geri döndüm. Özür dileyip yalvaracağı yerde bir de beni terk etti. Neymiş efendim, ilişkimiz heyecanını kaybetmiş de bana anlatmaya çalışmış da yok ben anlamamışım da. Düşündükçe deli oluyorum, hala inanamıyorum. Ay. Ay ben de 3 aydır bu halde olduğuna ve hala aynı cümleleri kurduğuna inanamıyorum. Ya kafayı yedin resmen. Deniz. Ne? Ay yalan mı Cansu? Ya saplantı haline getirdin Soner'i ya. Ya sadece Soner olsa iyi, bir tek Soner mi? Bu kaçıncı hayal kırıklığı? Nerede hata yapıyorum ben? Hayatım, biz sana daha önce de söyledik bunu. Seçimlerinde. Kesinlikle. Birlikte olduğun erkekleri bir düşün. İlki Koray'dı. Ona da sürpriz yapmaya çalışıyordun hatırlarsan. Teşekkür ederim. Ya buradan sinemaya mı gitsek ha? Ay yok ben gelemem. Buraya sürpriz yapmaya gideceğim. Hem ödevini yaptım onu bırakırım. Hem de hastaya çorba falan yaparım yazık. Şş, kızım sen harbi salaksın ha. Kullanıyor mu çocuk seni? Hasta falan olduğu da yalan bence. Ay yok artık ya saçmalamayın. Burcu. Kim geldi aşkım? O salak yüzünden neredeyse mezun olamıyordun. Nasıl da dağıtmıştı seni? Onu asıl dağıtan Uğur'du. Birazcık daha yavaş gel. Tamam. Geniş dağıldın. Şahane. Aa. Soldan yerdirdin. Aa. Bizi mi dur dediler? İç çevirmem olacak. Çok heyecanlıyım. İlk hayvanla iç çevirmem. Buyurun memur bey. Aracınızın çalıntı olduğuna dair bir ihbar aldık. Olur mu öyle şey memur bey? Bu arabayı bana erkek arkadaşım... Erkek arkadaşım almıştı. Onun yüzünden neredeyse hapse giriyordun. Ay yine de Sinan'la yarışamaz ama. Ben krediyi her ay düzenli olarak ödeyeceğim. Sen sakın merak etme aşkım benim. Aa, aşk olsun. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun. İcra dairesinden geliyoruz. Bankadan çektiğiniz krediyi ödememişsiniz. Nefsiz. İnsan bari bir taksidini öderdi be. Kızım sen o kadarıyla yırttığına şükret ya. Tamam. Yeter vallahi şiştim. Çok üstüme geldiniz. Düşün deli olacağım.
Beş para etmez adamları böyle tepene çıkartmaya devam edersen yakında gerçekten delireceksin, haberin olsun. Kızım, senin bu boş adamları harcayacak vaktin mi var ya? Ya iyi de ben mi istiyorum bunu? Kızım, sen istemiyorsun da sen seçiyorsun. Yani resmen üstüne yok. Nerede olmayacak yanlış adam var, gidip onu buluyorsun. Hı? Yani resmen yanlış erkek paratonerisin. Tamam. Tamam ya, zaten konuşmaya gerek yok. Bu saatten sonra erkekmiş, ilişkiymiş, aşkmış bitti. Geçmiş olsun. Bir düzine kedi falan alırım, rahat ederim. Köpek de olabilir. Saçmalamayın. Sana ilişki yaşama diyen yok. Sadece bundan sonra yapman gereken şey doğru erkeği hedefleyip yanlış erkeklerden uzak durmak. Bu kadar basit. Yani illa bir ilişkin olacaksa da en azından kendine bir söz ver. Asla ama asla bir daha yanlış erkeklerle flört etmeyeceksin. Asla ama asla bir daha yanlış erkeklerle flört etmeyeceğim. Söz veriyorum. Hatta söz yetmez, yemin ediyorum. Hadi bakalım. Mistik yolculuğumuza derin nefesler alarak başlıyoruz. Burnumuzdan alıp ağzımızdan veriyoruz. Derin nefesler alıp tertemiz havayı hissediyoruz. Ben değerliyim. Ben önemliyim. Yanlış seçimler yapmış olabilirim. Kendimi affediyorum. Hayatım çok güzel. Çok şanslıyım. Nerede bu araba ya? İyi günler Haydar Bey. İyi günler Eda abim. İyi sporlar. Haydar Haydar, günaydın. Oğlum benim arabayı gördün mü ya? Bayağı yok ortalıkta. Günaydın Özgür Bey. Siz sabah 1971 maviyle çıktınız. Ertesi sabahın ilk ışıklarında, yani yaklaşık 22 saat sonra taksiyle geri döndünüz. Deme ya. Moruk, emin misin? Pozitif Özgür Bey. Hatta yanınızda bir 73 boylarında, 52 kilo civarında, deri etekli, böyle artık şey bluzlu, böyle gold yaprak küpeli. Yeterli, ikna oldum. Oğlum ben bu ara herhalde B12 magnezyum falan çok ihmal ediyorum. Garip garip unutkanlıklarım başladı. O arada ne oldu mesela? Hiç yok bende. Yani kim bilir neler neler oldu Özgür Bey. Ya vallahi. Ya hatunlar görüyoruz sayenizde ya. İdolümsünüz bana. Eyvallah, eyvallah. Hadi o zaman iş bitiriciliğini konuştur, bana bir taksi bulsun. Hemen, hemen Özgür Bey. Ya durakta taksi kalmamış, ben yoldan çevireyim istersen. Boş ver, vazgeçtim, lanet olsun ya. Yürüyeyim zaten, açılırım. Bana şey ver ya yalnız, çay. O karton bardaklar var ya, termosundan koy. Yolluk olsun bana, eşlik etsin. Mini sandviçlerden vardı, yok mu? Onu yedim Özgür Bey ya. Gömdün mü? Ha. Vallahi. Yaparım yine, yarın getiririm size. Bekliyorum, oturmaya. Tamam, arabayı çarptım. İşe geç kaldım ama stres yok. Hava güzel, hayat güzel. İyi ki şemsiye alıp salak durumuna düşmedim. Thank you.
az önce ben durdurdum. Vallahi benim için sakıncası yok. Benim için var. İner misiniz lütfen? Rahatsız olan sen olduğuna göre istersen inebilirsin. Ne münasebet? Önce ben durdurduğuma göre inmesi gereken sizsiniz. Değil mi taksici bey? Vallahi şimdi dediğim, yani ikinizi aynı anda gördüm. Bu havada taksi bulmak da zor. Bence aranızda halledin. Şimdi nereye gidiyoruz? Nişantaşı. Güneşlik bir hava bekliyorduk. Yağmurla karşı karşıyayız. Ani, şaşırtıcı, beklenmedik. Tıpkı aşk gibi. Evet, anlayacağınız üzere bugünkü konumuz aşk. Sizce aşk diye bir şey var mı? Geçen gün bir yazı okudum. Aşk sandığınız şeyi hissetmemizi sağlayan, vücudumuzda seviyesi yükselen hormonlarmış. Olabilir mi? Hep benim dediğimi diyor bu. Hadi ya, biz de aşığız diye ölüp bitiyoruz yani. Geç abicim, boşuna boşuna. Abi sen bu aşk meşk işlerini çözmüş gibisin. Ben mesela bu yaşıma geldim. Kadınlar nasıl mutlu olur? Hala anlayamadım. Onu kim anlamış ki zaten? İstediklerini yaptığın sürece bizden iyisi yok. Anca bizi kullansınlar. Hesabı öde, faturaları öde. Hediye al, çiçek al, onu taşı, bunu tamir et. Oo. Ama bence sen de çözmüşsün bir şeyleri. Öyle boş değilsin yani. Hadi ya. Kim kimi kullanıyor acaba? Ayağınızdan çıkardığınız çorabı kirli sepetine atmaktan, klozetin kapağını kapatmaktan acizsiniz be. Siz çalışıyorsunuz da biz çalışmıyoruz sanki. Bir de üstüne evde temizlik, yemek, çamaşır, bulaşık. Bir de çocuk varsa o. Hamilelikten ve doğumdan bahsetmiyorum bile. Parmağınızın ucu kesilse bir yaklarsınız. Kadınlar yerine erkekler doğursaydı insan nesli tükenirdi. Evli misin? Hayır. Bekar kalmana şaşmamak gerek. Anlamadım. Tahmin edeyim, bence sen yakın zaman önce sevgilinden ayrıldın. Çünkü seninle evlenmedi. Hatta seni aldatmış olması falan çok muhtemel. Yanılmıyor muyum? Bu sinirinde o yüzden bence. Yanılmıyorum değil mi? Sana tavsiyem böyle yalnızlığını gidermek için kedi falan al. Sinirlerine iyi gelir, yatıştırır yani. Yalnız falan değilim ben. Tabii tabii. Geldim ben. Burada ineyim. Bırak ya, öderim ben. Eksik kalsın. Onun da lafını yaparsınız. Sondu kimdi Yasemin, ben pembeydim sense mavi. Hem yangındın hem azal sanki. Pislik. Allah'ın cezası. Zaten cennette bir gün ben hep yanlışlıkla öldüm. Ah bitmez şu kalbimin derdi. Bundan sonra benim için tek önemli şey kariyerim. Terfi alıp koordinatör olmam an meselesi. Tek odam bu olsun kızım. Hadi göreyim seni Ezgi. Bir daha görme ihtimalin olmayan biri için sinir olmaya değer mi Ezgi? Değmez. Ne oluyor burada? Neyi kutluyoruz? Aa şey, koordinatörlüğe terfi ettim de onu kutluyoruz canım. Bravo Şebnem. Nasıl? Peki Şebnem? Yani sen işe gireli daha 6 ay bile olmadı ya. Demek ki çok başarılıyım. Bu ne demek oluyor Fahri Bey? Koordinatörlük benim hakkımda. Son 3 aydır performansın çok düşük Ezgi. Geçen hafta da 2 müşteri kaybettin. Bir süreçten geçiyorum Fahri Bey. Ben size bunun açıklamasını yaptım. Tamam anlattın da bugün de şirket aracını çarpmışsın. Bizim işimiz dikkat ve özen istiyor biliyorsun. Fahri Bey, ben bu işi 7 yıldır yapıyorum. İşimin gerekliliklerini gayet iyi biliyorum. Size tonla para ve müşteri kazandırdım. Beni son 3 ayımla yargılayamazsınız. Bu kararınızdan vazgeçin. Yoksa işi bırakmak zorunda kalacağım. Konuşuyoruz Numan abi. Soner. Soner arıyor. Ben zaten sana en fazla 3 ay vermiştim. Ne oldu? Yapamadın değil mi bensiz? Yapamazsın.
seni sürüm sürüm süründürmeyen Ezgi de var ya. Allah'ım ne kadar büyüksün. Bir yerden alıyorsun, bir yerden veriyorsun. Çok şükür. Kapattı. Neyse. İyi oldu hemen açmadı. Beklesin pislik. Ne diyecekti acaba? Bir daha aramazsa... Ne olacak yani? Beklesem ne değişecek? Efendim Soner? Hah, Ezgi müsait misin? Vallahi boş vaktim var mı diye önce bir bakmam lazım. Ayrıca boş vaktim olsa ne olur ki Soner? Seninle görüşmem mümkün değil. Yani aramızda geçen onca şeyden sonra seni affedemem. Müsait misin derken görüşmek için değil, telefonla konuşmak için sordum. Evet, dinliyorum. Biliyorsun. Aylardır ben arkadaşlarımda kalıyorum. Yani kendime uygun bir ev de bulamadım. Birlikte oturduğumuz evin kontratı benim üzerimeydi hatırlarsan. Yani ev yasal olarak bana ait. Ne? Bir dakika anlamadım ben. Sen bana evi boşalt mı demek istiyorsun? Evet, mümkünse bir an önce. Bak Soner, evin kontratı senin üzerine olabilir ama farkındaysan bütün o depozitoları, bütün masraflarını ben ödedim. Hatırlatırım sana. Ezgi, seninle tartışmak istemiyorum. Lütfen bir an önce boşalt. Soner, hiç mi utanman yok ya? Sen bana bunu nasıl yaparsın? Yazıklar olsun Soner. Allah'ından bul inşallah. Pislik. Ezgi Hanım, şu anda hastanedesiniz. Ufak bir kaza geçirdiniz. Hatırlıyorum. Öküzüm bir arabayla çarpmıştı. Ezgi Hanım, bir anda önüme atladınız. Aa. Ezgi, sizi de mi çağırdılar? Canım, iyi misin? İyiyim. İyiyim. Ah, kıyamam. Serdar Bey. Cansu Hanım, merhaba. Merhaba. Ne oldu öyle? Haber verdiler bana. Hemen geldim. Arayan bendim. Bu arada ben Doktor Serdar Öztürk. Avukat Deniz Koparan. Memnun oldum. Arkadaşınız bir anda önüme atlayınca anca durabildim. Ay inanmıyorum. Bir dakika. Siz onu arabayla mı çarptınız? Sen iyi misin? Hafif bir dokuma desek daha doğru olur ama endişeleneceğiniz bir durum yok. Bütün kontrolleri yapıldı. Durum da gayet iyi. Ah çok şükür. Ben sonuçları görmek isterim yalnız. Elbette görebilirsiniz ama ben de doktor olduğum için bütün kontrolleri son derece özenle yapıldı. Bundan emin olabilirsiniz. Mutlaka öyledir Serdar Bey. Bunu söylemenize bile gerek yok. Polis gelip ifadelerinizi aldı herhalde. Değil mi Ezgi? Yok. Yok canım, ne ifadesi? Buna gerçekten gerek var mı? Var elbette. Ortada bir yaralama var. Polise haber vermemiz lazım. Ufak bir kaza desek daha doğru. Bence büyütecek bir durum yok. Bence de büyütmeye hiç gerek yok. Serdar Bey bizim hastanemizin değerli hekimlerinden. Yıllardır zaten birlikte çalışıyoruz. Zaten Ezgi de iyiyim dediğine göre onu ifadeyle falan uğraştırmayalım değil mi Deniz'ciğim? Evet evet. Gerçekten hiç gerek yok. Zaten ben yola fırladım. Ama illa polise gerek duyarsanız ifade veririm tabii ki. Ben sizi baş başa bırakayım, aranızda konuşun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kolay gelsin Serdar Bey. Bence kesinlikle polise haber vermeniz ve şikayetçi olmalısın Ezgi. Saçmalama Deniz. Ezgi'yi duymadın galiba. Ben hatalıyım dedi. Cansucuğum, sen onun dediğine ne bakıyorsun acaba? Yani o aldatılığında bile hatayı kendinde bulan biri. Aynı şey mi yani? Ayrıca Doktor Serdar Öztürk'ten bahsediyoruz. Hastanemizin yakışıklı, zengin, bekar doktorundan. Evet, şimdi anlaşıldı. Yani şu durumda bile bunları düşünebiliyorsun ya, hiçbir şey demiyorum Cansucuğum. Ay ne var yani? Romantik komedi filmlerindeki gibi tanışmışlar. Buradan muhteşem bir aşk çıkar bence. Anca filmlerde. Ay hemen negatif ol, hemen. Daha gerçekçi desek mesela. Değil miyiz? Hey! Aa! Benle ilgilensenize ya. Araba çarptı bana. Canım, sana araba değil, hayatının fırsatı çarptı. Bak hala fırsat diyor ya, hala fırsat diyor. Fırsat, bak, bak. Aa, acıyor orası. Tamam, sakin. Tamam.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.